Bugün bayram namazından sonra kendi camimiz için yardım toplayacağız. Allah yapacağımız yardımları derken özetinde kabul ve makbul eylesin. Mahvildeki fallarımızın altına bir keçe ihtiyacımız vardı, onu hallettik. Onun ihtiyacı olarak kullanacağız. İkinci duyurumuz, her bayram olduğu gibi kurban derisi konusu var. Bu sene kurban derisini cami derneği adı altında toplanacak ve 3 eşit miktara bölünecek. Bunların birincisi cami derneği, camilerimizin ihtiyaçları için kullanılacak. İkincisi okulumuzun ihtiyaçları için bir pay ayrılacak eşit bir miktarda. Üçüncüsü de gariban çocuklara burs maksadıyla kurulan bir derneğimiz var Terzanal'da. Gariban Terzanal halkından dışarıda üniversitede okumuş, burada okumuş gariban çocuklara burs vermek üzere bunların ihtiyaçları bu devletin satımından 3 eşit bir tarafa bölünerek bu ihtiyaçlar karşılanacak. Bilindiği üzere dinimiz ilk önce bir hayır hasanat yaparken kendi etrafımızdan, aile etrafımızdan başlamamız emreder. Nasıl akraba, komşu, akabinde, bende, kasaba, şehir ve ülke olarak ilk önce yakınlarımızdan başlamamız gerekiyor. Bunun için bu deli konusuna hassasiyet göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Rabbim kesmiş olduğunuz, keseceğiniz tüm kurbanları dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Bayram namazını tarif edip geçeceğiz inşallah bayram namazına. Değerli cemaatim, arkamızdaki cemaatimiz canımızı almamakta biraz daha sıkıntı tutarsak saflarımızı çok iyi olacak. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Muhterem cemaatim, bayram namazının kılınış şeklini size tarif edeceğim. Niyet ettim Allah'ın senin rızan için vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama deyip, Allah'a tekrar deyip tekrar alıyoruz ve ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra cemaatimiz içinden Sübhaneke'yi sessizce okuyor. İmam efendi de Sübhaneke'yi okuyor. Sübhaneke'yi okuduktan sonra Allah'a tekrar diyoruz, bir tekrar alıyoruz. Ellerimiz yanda. Allah'a ekber diyoruz. İkinci tekbir alıyoruz. Ellerimiz yanda. Allah'a ekber diyoruz. Üçüncü tekbiri alıyoruz. Ve ellerimizi bağlıyoruz. Ellerimizi bağladıktan sonra cemaatimiz hiçbir şey yapmadan İmam Efendi'nin okumuş olduğu Fatiha Suresi ve Mizanlı Suresi dinliyor. Rükû ve secdeyi yapıyoruz. İkinci rekatta kalkıyoruz. İkinci rekatta kalktığımızda yine İmam Efendi Fatiha ve Mizanlı Suresi okuyor ve tekbirlere giriyoruz. Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra Allahu Ekber diyor, ikinci rekatta İmam Efendi tekbir alıyor, eller yanda, birinci tekbir. Allahu Ekber diyor, ikinci tekbir alıyor, eller yanda. Allahu Ekber diyor, üçüncü tekbir alıyor, eller yanda. Allahu Ekber diyor, dördüncü tekbirde rükû ve secde yapılıyor. Oturuşlar, tahiyyat, salihat, rabbenatilâ, rabbenatilî duaları okuyor. Sağ olan selam veriyor. Ve namazımızı böylece eda etmiş oluyor. Rabbim konuş olduğunuz tüm ibadetlerimizi, yapmış olduğunuz tüm namazlarımızı Derya Hazretinde kabul ve makbul eylesin. Cennete girmeye vesile eylesin inşallah. Tekbirleriyle beraber üzerimize vacip olan kurban bayram namazını kılmaya uyup hazır olan imamı Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا
الحسنين لك ولذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah.
تكبيرا merkezde
Kabe'de tavaf ettikleri, tek meydanda Arafat'ta toplanarak haç farizasını yerine getirdikleri kutlu zaman dilimleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda biz müminlerin İbrahimi bir anlayışla Rabbimizin lütfettiği nimetlere şükranlarımızın bir ifadesi olarak kurban ibadetlerini eda ettiğimiz mübarek vakitlerdir. Kardeşlerim, Kurban Bayramı günlerinde eda ettiğimiz dinimizin en önemli ibadetlerinden olan haç ve kurbanın bizler açısından pek çok anlamı ve mesajı vardır. Her şeyden önce haç, birlik ve vahdaniyetin göstergesidir. Kurban ise bize dini sadece Allah'a has kılarak, ona teslim olmayı ve nefsimizi terbiye ederek insan neslinden kan akıtmayı sembol diliyle ifade etmektir. Bu iki ibadetin ifade ettiği Kurban Bayramı günleri bizlere çok güçlü, çok gönlü ve çok anlamlı bir şekilde kendi öz mesajını her yıl duyurmaktadır. Kurban Bayramı'nın bir yüzü öte dünyaya, bir yüzü bu dünyaya, bir yüzü geçmişe, bir yüzü de geleceğe dönüktür.